Hukuk dosyasından merhaba sevgili izleyenler. Her pazartesi olduğu gibi ben Ülgen Aksay ve daimi konuğum Avukat Şahap Tokatlı sizlerle birlikteyiz. Evet, bu haftaki konuğumuz geçtiğimiz haftalarda programımıza katılan uzman psikolog Gözde Acaray bizlerle olacak. Kendisiyle sağlık psikolojisi konusunu ele alacağız ve tabii ki hukuki boyutunu Şahap Tokatlı bizler için değerlendiriyor olacak. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Evet, Gözde Hanım, bugünkü konumuz sağlık psikolojisi. Hı hı. Sağlık psikolojisi denilince akla gelen ilk soru sağlık psikoloğu kimdir sorusu oluyor. Tabii ki de. Aslında sağlığa baktığımızda fiziksel, ruhsal, toplumsal ve genel sağlık algısı olarak da adlandırabiliriz. Süreçte psikolojik ve davranışsal süreçleri inceleyenler de sağlık psikologlarıdır ve bu konularda desteklerler. Peki hastane ortamında psikoloğun görevi nedir? Hastane ortamında aslında baktığımızda her hastalık bir krizdir. Süreç içerisinde psikologlar, sağlık psikologları özellikle hastane ortamında çok destekleyici, aynı zamanda destekleyici konumdadırlar. Örneğin insanların sağlıklarıyla ilgili neden bu rahatsızlığa yakalandılar, bunlarla ilgili bir inceleme, analiz etme süreçlerinde yardımcı olurlar. Bunun yanında alışkanlıklarıyla sürdürebildikleri davranışları konusunda destekleyici olurlar ki bu süreç içerisinde hastalandıktan sonra değil de öncesi de aynı zamanda konuşulabilir. Bunun yanında sağlığın geliştirilmesiyle ilgili destek verici, eğitici seminerler düzenleyebilirler, yardımcı olabilirler. Bu konuda tabii baktığımızda tedavi süreci de bu konuda çok önemlidir. Örneğin bir kanser rahatsızlığında, kanser hastalığında daha sonraki süreçler ve semptomlar izlenecek yol grafiğine bakılınca sağlık psikologları bu konuda destekleyici olacaklardır. Hastalığın çıkış kaynakları, nedenleriyle ilgili de yardımcı olurlar. Sağlık hizmetleri sisteminin geliştirilmesi için de aslında hastane ekibiyle birlikte ortaklaşa bir çalışma sürdürebilirler ve genişletebilirler. Aslında baktığımızda sağlık psikologlarının yeri çok önemli ve her hastanede olması gereken, yani aradığımız yegane insanlardır. Peki bu sağlık psikologları, diyelim ki biri vefat etti bir yakınımız hastanede, hemen orada da devreye giriyor açıklamaları falan yaparken, değil mi? Her evet. Konuda yardımcı olabilen bir psikolog. Yurt dışında bu konuda çok fazla destek alınabiliyor. Fakat yani ülkemizde daha ağırlıklı doktorlar direkt kendileri aktarım yaparak ilerliyorlar. Tabii sağlık psikologları daha aktarıcı, daha davranışa yönelik yardımcı olabilirler. Fakat bu süreçte birazcık eksik kalıyor gibi duruyoruz. Ülkemizdeki örneklerden söz etmemiz gerekirse Kayıp Şahıslar Komitesi'nin uzman psikolog ekibi vardır. Ve kayıp yakınına veya yakınlarına kaybın bulunmasının akabinde hemen yaptıkları ziyaretlerle psikolojik destek vererek onu bu sürece hazırlıyorlar. Ama devlet hastanemizde hastanın kaybından sonra doktoru yönlendirmedikten sonra veyahut da hasta yakınları talep etmedikten sonra bir psikolojik destek maalesef yok. Bu Avrupa'da, Amerika'da olan bir uygulama ama Türkiye'de ve bizde personel sıkıntısının da tabii katkısıyla maalesef yok. Kanser tedavilerinde de, bu süreçlerde de bu psikologlar devreye giriyor. Peki klinik psikologlarla hastanede çalışan psikologlar arasında ne gibi farklar var? Baktığımızda klinik psikologlarda seanslara çok daha rahat alabiliyorlar. Terapi süreçleri genişletilebiliyor. Yani aynı zamanda danışan kendi isteğiyle talep ederek giriyor. Bunu hastane psikoloğu da yapabiliyor ama, değil mi? Tabii ki. Bu konuda biraz doktor, hasta, aynı zamanda psikolog ilişkisi ve hastane ekibinin ilişkisi de çok önemli. Yani yönlendirmeyle ilgili ekibin mesela ameliyatlar, mesela bariyatrik ameliyatlarda, çok affedersiniz, bariyatrik ameliyatlarda özellikle bu konuda destekleyici oluyorlar. Bariyatrik cerrahide özellikle sürecin son derece sıkıntılı hastanın bariyatrik cerrahi öncesiyle sonrası arasında tamamen bir yaşam farklılığı söz konusu olacağı için psikolojik destek son derece hayati. Eğer siz psikolojik destek vermiyorsanız cerrahiden çıkan hastaya, onun günlük yaşama adapte olması çok zor ve çok büyük sıkıntılar getirir. Zaten normal gıda düzenine dönmesi belki de 6 ay 1 yılı bulabilecek. Miktarlar zaten son derece numunelik diyebileceğiniz seviyeye ineceği için bariyatrik cerrahi psikolojik destek olmadan çok büyük sorunlara gebe bir süreç.
Yani baktığımızda aslında hastanelerde önceden alınarak danışanların öyle ameliyatlar, süreçler geçirmesi çok daha sağlıklı. Çünkü kişinin bunu kaldırıp kaldıramayacağı da çok önemli. Süreç sonrasında özellikle. Türkiye örneğinde psikolojik muayene de sürecin ameliyata hazırlığın ve ameliyat kararının verilmesine bir parça. Eğer sizin psikolojik muayeneniz yetersiz çıkıyorsa o zaman cerrahi de iptal ediliyor. Kıbrıs'ta var mı peki bu sistem bu şekilde? Bildiğim kadarıyla henüz daha yok diyebiliyorum. Ama gerekli olduğunu düşünüyorsunuz söylediklerinizden anladığım kadarıyla. Multidisipliner ortamdaki yeri ne olmalı? Hemen o soruya değinmek istiyorum. Ve görev tanımı tam olarak neleri kapsıyor? Multidisipliner aslında doktor ve hasta ilişkisinde psikoloğun görevleri aslında destekleyici ne kadar ilerlediğiyle de önemli. Psikologlar bu süreçte doktorların yanında olarak daha destekleyici ilerleyebilirler. Süreç içerisinde sonuçta doktorların da maddi manevi hayatta rutin güncel hayatları var. Ve bu süreçte psikologlarınızla hasta danışan ilişkisini daha sağlıklı tutabilirler. Aktarım konusunda, rahatsızlık sürecinde, aynı zamanda tedavi süreçlerinde hastalanmadan önce hastalık psikolojisinde de yardımcı olabiliyorlar bu süreçler içerisinde. Yani sağlık psikolojisinin aslında önemi çok büyük. Ülkemizde bu konuda eksik çok fazla var maalesef. Evet. Bazen de hani hastalık hastası dediğimiz kişiler olabiliyor. Hani sürekli hasta olduğunu düşünüyor, sürekli doktorlara gidiyor, sürekli film çektiriyor. Bir bakıyoruz aslında sonucu panik atak ya da başka bir hastalık. Bu gibi durumlarda da anladığım kadarıyla siz devreye, yani psikologlar devreye giriyor hastanelerdeki. Yardımcı en azından destek konusunda. Çünkü bu süreçlerde açıkçası biraz Google arama motoruyla da sağ olsun çok danışanımız aktif. Hemen bir rahatsızlığını yazdıktan sonra sonuçlara inanıyoruz. Kendine tanı ve teşhis koyabiliyorlar. En azından yani bir rahatsızlık sürecinde ya da kendilerinde herhangi bir değişiklik hissediyorlarsa onun doktoruna gidip müracaat etmeleri daha sağlıklı. Aslında çok güzel noktaya değindiniz. İnternette gördüğümüz birçok bilgi var. Bilgi kirlilikleri var. Kimisi gerçekten doğru, kimisi aslında doğru olmayan gibi adlandırılan bilgiler bunlar. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bir kişi hasta olduğu zaman doğrudan hastaneye gidip baktırtmalı mı? Yoksa internetten gerçekten araştırma yapmaları doğru mu sizce? Mental ya da fiziksel, yani bu bizim sağlığımızla önemli her konu. Bunu tabii ki de doktoruna gitmek çok daha doğru ve olması gereken, etik kurallara da baktığımızda olması gerekendir. Çünkü meramıza yenik düşüyoruz bazen ve araştırıyoruz hemen. Yani araştırıyoruz ama en azından araştırdıktan sonra da yine bir doktora müracaat edilse daha sağlıklı olur. Çünkü süreç içerisinde kendine farklı tanı koyanlar, kendini bu tanıyla devam edenler, özellikle ergenlik çağında çoğu çocuğumuz kendine minor majör depresyon ya da anksiyeteyi hemen direkt kendileri tanı şeklinde koyabiliyor. Bu süreç içerisinde en azından bir psikoloğa ya da fiziksel bir rahatsızlığı varsa bir doktora danışmaları daha doğrudur. Bir de aynı zamanda okuyunca hani ne gibi rahatsızlığa yakalanabileceğimizi belki de doktordan gitmeye korkuyoruz ve gitmiyoruz. Ay başıma bu gelirse gibisinden. Evet, o da çok fazla yaşadığımız konulardan birisi. Mahalle baskısı sebebiyle bazı hususlarda doktora gitmekten çekinen veya imtina eden bir yapımız var. Bu da çok sakıncalı bir şey. Çünkü internette bir sürü bilgi var. Evet, çağımız internet çağı. Bilgiye doğrudan erişim internet üzerinden. Ama internetteki bilgilerin maalesef büyük çoğunluğu yanıltıcı, yanlış veyahut da tamamen spekülatif haberler. Bu sefer de yanlış teşhislerle, kendi kendilerine yanlış teşhis koyarak moral motivasyonlarını düşürüyorlar ve tedavi süreçlerini sekteye uğratabiliyorlar hastalar. Evet. Çünkü zaten yazdığımız zaman, örnek veriyorum, başım ağrıyor, birçok madde çıkıyor. Bu olabilir, şu olabilir filan diye birçok madde çıkıyor. Aslında olabilitesi olan maddeler onlar ama asla bağdaştırılamayacak bir şey. Yani belki de migrendir bu baş ağrısı ama biz onu ne yazık ki okuduğumuz zaman hemen acaba beynimde tümör mü var diye düşünebiliyoruz maalesef. Abartabiliyoruz. Tabii o kaygı ve korkuyla da zaten doktora gitmiyoruz. Aynen öyle. Evet, hastalıklardan bahsediyorken hemen şunu da sormak istiyorum. Kronik hastalıklar öncelikle nedir, onlardan hani birkaç örnek alalım. Sonrasında ise bu kronik hastalıklarda psikoloğun önemi nedir? Kronik hastalıklar aslında genellikle iyileşmeleri söz konusu olamayan, yavaş ilerleyen ve çoğu kez sakatlık bırakıcı rahatsızlık ve hastalıklardır aslında. Genetik sebepleri de olabiliyor. Örneğin diyabet rahatsızlığı, kanser,
obezite, doğum anomalisi de olabiliyor bu gibi süreçlerde. Bu süreçte kronik rahatsızlığıyla psikoloğun desteği tabii ki de çok önemli. Süreci nasıl karşılayacağı, nasıl ilerleyecekleri, bu işte mesela bir diyabet tip 1 bir diyabet rahatsızlığına baktığımızda nasıl ilerleyebiliriz bu süreçte, nasıl destek olabiliriz? Kişinin çünkü hayatı bu noktada, hem yemeğe koşulları, hem maddi manevi ev düzeni, ailenin desteği bu konuda nasıl olması gerekiyor? Yani ailecek oturulup konuşularak ilerlenen konulardan birisidir aslında. Kronik hastalıklara örnek olarak bir de kanser vermişsiniz. Peki bu kanser hastalığı gerçekten çok zor bir sürece sahip. Tedavi süreci ayrı, başlangıcı ayrı, ciddi şekilde psikolojik destek gerektiren bir hastalık. O yüzden bundan yola çıkarak aslında soru sormak istiyorum. Hastalara kanser olduğunu, kanser teşhisi konduğunu nasıl açıklamalılar, nasıl aktarmalılar? Aynı zamanda tabii ki de yakınlarına sizce nasıl açıklamalılar? Süreç içerisinde yapılan tüm araştırmalarda açıkçası kanser rahatsızlığı ya da bu kronik rahatsızlıklar açıklandıktan sonra aslında ailecek oturup bir konuşulması, süreç nasıl ilerleyeceğimiz çok önemli. Yani doktor bunu kişiye söyledikten sonra ailenin kendi aralarında bir oturup bir akşam yemeğinde biz hayatımızın, geleceğimizi nasıl kurgulayacağız, nasıl ilerleyeceğiz, bu hastalıkla nasıl savaşacağız ya da hayatımızda bu olan hastalığı hangi konularda ne şekilde ilerleteceğimiz şeklinde konuşmaları kişiye güven de sağlıyor. Çünkü bu süreçte kişi süreci kabullenmekte zorluk çekiyor. Aynı zamanda bir şok evresi yaşıyorlar. Hani bu benim başıma nasıl gelir evreleri başlıyor süreç içerisinde. İlk başta aileyle birlikte oturup konuşulması, rahatsızlığı olan kişide çok büyük bir güven ve en azından ileri dönük hayatta nasıl ilerleyeceğiyle ilgili çalışma başlatmasına da yardımcı oluyor. Ki bu konuda psikolog desteği alarak hem ailecek, yani grup terapisi, bireysel terapiler de bu konuda destekleyici oluyor. Peki örneklerden yola çıkarsak, kanser hastası olan bir kişi nasıl bir psikolojiye sahip oluyor? Tabii ki herkesin psikolojisi çok farklı. Kimisi daha mücadeleci, kimisi daha depresyona yakın, daha depresif bir karaktere sahip. Biraz da karakterle alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama nasıl tepki veriyorlar? Tabii süreç içerisinde karakterimiz de etkilidir. Yani hepimizin her duyguya verdiği tepkiler çok çok farklıdır. Ama baktığımızda o rahatsızlık, hastalık, yani parmağımızın küçük bir yerinde yara bile olsa kendi canımız orada attığını düşünürüz. Daha çok hissederiz, daha yoğun acı hissine maruz kalırız. Baktığımızda tabii ki de kaygı, ölüm korkusu hissettikleri için süreç daha ağır atlatılabiliyor. Bu konuda o yüzden destek olunması gerekiyor süreç konusunda. Ve hastalık, herhangi bir rahatsızlık aktarıldığında da tüm duygular aslında genelde aynı geri dönükler alıyoruz. Yani şok evresi çok önemli bu konuda. Hani bu benim nasıl başıma geldi, bundan sonraki sürecim nasıl olacak, gelecek kaygısı. Tam da bu noktada aslında evrelerden bahsedebiliriz. Başlangıç evresi nasıl olur? İlaç almaya başladıktan sonra tedavi sürecinde nasıl bir psikolojiye sahip olurlar? Onlarla ilerleyebiliriz. Tabii. Mesela Ross'un bu yas evresine baktığımızda yatsımayla başlar. Bu yatsıma ise kayba verilen, yani bu hastalığa verilen ilk tepkimeye girer. Ve bu tepkimede biz aslında şok evresini yaşarız. Yani bu bizim başımıza nasıl geldi evresidir. Öfke ikinci evremizdir bizim. Kabul etmeme, hem aileyle çatışma, doktorla çatışma, süreci uzatma gibi. Birazcık üçüncü evremize baktığımızda pazarlık evresine geçiş yaparız. Bu pazarlık evresinde hani ne kadar sürem var, işte nasıl ilerleyeceğim, işte ne kadar süre sonra düzelebilirim gibi. Hem inanç da çatışması yaşar aslında hasta bu süreç içerisinde. Yani aynı zamanda da yine aileyle çatışma devam eder. Peki aile bu çatışma sırasında o kişiye nasıl davranmalı? Çünkü bazen hani sabrını zorlayabiliyorlar hani ailelerinde. Tabii ki empati yapmak bence en önemli noktası bu işin. Örnek vererek de hani anlatabilirsiniz eğer öyle bir hastanız varsa nasıl tedavi etme sürecinde geçsin. Aile aslında ailenin daha önemli bir şekilde terapi alması gerekiyor. Bu konuda nasıl yardımcı olabilirim? Çünkü karşı tarafın en hassas konularından birisi olacaktır. Günlük hayatında bu konuyla ilgili yaşadığı her şey aslında buna maruz olacaktır, maruz kalacaktır. Süreç içerisinde ailenin grup terapi eğitimleri alabilirler, grup terapilere girebilirler. Aslında ailecek de girebilirler. Bireysel olarak da aynı zamanda hasta bu konuda desteklenebilir.
süreç içerisine baktığımızda da terapi sayesinde desteklenerek aile nasıl davranması gerektiğini, o sınırları, aynı şekilde de ne konuda yardımcı olabilirim de kendileri de bir süre sonra idare ettiklerini göreceklerdir. Ama başta dediğim gibi tabii ki de aile de bu konuda bir şok evresi ve yaşadığı ile ilgili kaygı, korkusu. Evet, hepsini yaşayacaktır. Dediğim gibi ilk öncelikle aslında aile içerisinde konuşulması durumun. İşte bu süreç bizim başımızda ve nasıl ilerlememiz gerekiyor konusunu konuşmaları çok daha sağlıklıdır. Diğer dördüncü evreye geçecek olursam depresyon evresi artık görmezden gelme evresidir. Aslında depresyon evresi ve bu sürece baktığımızda artık tamam hani ne yapmalıyım, biraz kendime geri getirmeliyim, neler yapabilirim, biraz aileyle tekrar bir bağ kurma başlayan evredir. Son evremiz ise kabullenme evresidir artık. Bu saatten sonra evet yapılacak tedavi sürecini destekleyeceğim. Hem doktorla ilişkiyi yani götürme, ilerletme, aynı zamanda da aile ilişki bağları daha güçlendirerek biraz hayata tutunma motivasyonel süreçlerin başladığı evrelerden birisidir. Evet, bu evreleri nasıl yönetecekleri de hem karakterlerine hem yaşlarına. Çünkü düşünün genç bir kişi 35 yaşında belki çocuğu var, belki yok bilmiyorum ama öyle birini düşündüğümüz zaman hani çocuğuna yetmek istiyor. Çocuğu olmayan birini de ben bak bunları yapmadım, bunları yapamadan ölecek miyim korkusu başlıyor. O yüzden aslında hem yaş hem de aynı şekilde karakter bu sürecin nasıl geçeceğini bizlere gösteriyor diyor araştırmalar aslında. Evet. Yapılan birçok araştırmada aslında özellikle kanser araştırmalarda stresin de çok arttığı gözlemlenilmiş bu süreç içerisinde. Hem ailecek hem de hastanın stresinin arttığı ve stresten dolayı depresyon, majör depresyon süreçlerinde arttığı gözlemleniyor. Psikologlar zaten stres yönetimi konusunda da herhalde destek alıyor. Tabii ki bu süreçte oluyormuş. Destek alınması zaten başlı başına olması gereken konulardan birisi. Peki, dilerseniz biraz da fiziksel ve zihinsel engel konularına girelim. Çünkü biliyorum ki sizinle konuştuğumuz için evreleri neredeyse hemen hemen kanser evreleri gibi, aynı gibi. Şimdi burada Down sendrom, biliyoruz ki 46 kromozomu normal bir bireyde varken 47 kromozoma sahip oluyor aslında Down sendromlu bireyler. Aslında sadece bir farklılık, herhangi bir hastalık değil. Bazıları hastalık diyor, bu çok yanlış. Araştırmalarda diyor ki oldukça sadece farklılık. Peki bu gibi rahatsızlıklarda otizm de örnek olarak verilebilir. Çocukların aileleri açısından psikolojik desteğin önemi nedir? Bu konu da aynı şekilde Ross'un yaz evreleriyle eşdeğer bir konu başlığı. Bu konuda aslında en öncelik konularımızdan birisi aile oluyor. Süreci aslında aile çok ağır atlatıyor. Kabul etme sürecini, şok evresini, aynı zamanda çoğu ailede görülmüş olan geri dönüşlerden birisidir. Akrabalardan uzaklaşmak, sosyal çevreden uzaklaşmak, utanma hissi, bu konuda kaygılanma, gelecek kaygısı, maddiyatla ilgili oluşacak süreçler. Çünkü bu süreç aynı zamanda onları maddi olarak da ağır bir yükümlülük, sorumluluk verecek bir süreç. Desteğe ihtiyacı olan bir aile ise bu konuda ciddi kaygılanma süreçleri de oluşabiliyor aynı zamanda. Ailenin sosyal çevresi, yani aynı zamanda aile düzeni de değişmeye başlıyor. Bu süreci kabullenmek de çok açıkçası normal bir şekilde ilerlemiyor. Çok yavaş olarak ilerliyor ki ailenin ne kadar geç kabul ederse süreci, daha sonraki geri dönüşler o kadar yavaş bir şekilde olmaya başlıyor. Hızlı kabul eden aileler ise en azından hayatlarının ne konuda nasıl ilerleteceğini şekil alabilecek şekilde oluşturup taslaklarını başlatabiliyorlar. Evet, sizler neler söylemek istersiniz Şahap Bey, Down sendromlu ailelerle alakalı? Bu konuda maalesef ülkemizdeki genel sıkıntı ailelerin önce olayı kabullenmesi. Birçok aile kabullenmek yerine farklı doktorlara çocuğu göstererek birden fazla doktor gezip veya uzman gezip kendi duymak istediklerini teyit ettirme çabasına giriyorlar. Ve durumu kabullenme evresinde büyük sıkıntı yaşıyorlar. Kabullenmeyi becerebilen aileler çocuklarına faydalı olabiliyorlar. Onları asiste ederek, onları mevcut sisteme entegre etmeye çalışacak eğitimler verdirerek, bu eğitimlere ulaşmalarını sağlayarak çocuklara faydalı olabiliyorlar. Ama maalesef büyük oranda çocuğun bir kromozom fazla olması sebebiyle yaşadığı bu sendromu veya süreci bir zayıflık,
bir ayıp gibi görüp bunu hem çevreden saklama hem de kabullenmeme yönüne gidip çocuğun da ileriye yönelik kendi kendine yetmesini maalesef engelleyici şekilde eğitim eksikliği içerisinde sisteme adapte olamadan ötekileştirilmiş bir şekilde bir hayat sürmesine sebebiyet verebiliyorlar. Bu konuda Sosyal Hizmetler Dairesi yasal mevzuatta ağırlıkta yetki sahibi küçüklerle ilgili, çocuklarla ilgili. Dairenin de bu konuda bayağı uğraşları, ciddi çalışmaları oluyor. Dönem dönem gerekli uzmanlarla yapılan istişareleriyle, şeyleriyle görüyoruz bunları. Ama esas sıkıntı toplumdaki bilinçlenmedir, ebeveynlerdeki bilinçlenmedir. Maalesef benim kişisel olarak gördüğüm örneklerde bırakın üniversiteyi daha üst eğitim almış ebeveynlerin bile çocuklarındaki gelişim geriliğini veya Down sendromunu bunun gibi engelleri kabullenmeme yönünde temayülleri olduğunu yaşıyoruz, görüyoruz. Bu psikolojik da, olarak hazır olmadıklarını gösteriyor tabii, aslında. Tabii. O yüzden bence bu konuda hiç tereddüt etmeden bir uzman görüşü almak, bir uzman desteği almak, bir psikoloğa başvurmak en doğrusu, en isabetlisi. Hem çocuk için hem de aile için. Eğitime değindiniz Şahap Bey. Çok güzel bir noktaya değindiniz aslında. Burada hemen şunu sormak istiyorum. Eğitimde sizce Down sendromlu çocuklar ayrı bir eğitim mi almalı? Yoksa yine normal liseye veya herhangi bir yere sınıf arkadaşlarına dahil edilebilir mi? Hani dışlanma korkusu olabilir ailelerde. Ne önerirsiniz? Tabii ki de aynı okulda birlikte okumaları onların sosyal gelişimleri için de çok büyük etkidir. Aynı zamanda aileler içerisinde de aynı şekilde büyük etkileşim olur. Çünkü kaynaştırma öğrencileri, özel eğitim okulları bunlar için vardır. Yani kaynaştırma öğrencileri çocukların aslında çok büyük avantajıdır. Hem akran zorbalığı aynı zamanda bu kaynaştırma öğrencilerinin dışında da olabilecek sorunlarda bir ortaklaşa bir konu başlığı olabilir. Yani destekleyici olacaktır. Arkadaşlarından ayrı kalmak çocukların hiçbir zaman istekleri değildir. Çünkü özel olarak onların orada olması ne kadar doğru olur. Çünkü kendilerini dışlanmış hissedecekler. Aynı zamanda aileler de bu şekilde hissediyor. Zaten aileler bu hastalıkla mücadele ederken utanç duygusu, kaygı süreçleri geçirmekte oluyorlar. Ve tam tersi kaynaştırma olmayıp ayrıştırılarak okutulduklarında da bu duygu daha da tetikleyici olacaktır onlar için. Yani birlikte okumaları çok sağlıklı. Diğer öğrencilerin de aslında alışması gerekiyor zaten böyle bir düzene. Tabii ki onlar için de kendi ailelerinin süreçleri, yani arkadaşlarını daha farklılıkla görmemek, farkındalık oluşturmak adı altında birlikte olmaları çok daha doğru. Peki herhangi bir rahatsızlık veya kaza sonucu oluşan uzuv kayıplarına değinelim istiyorum. Bu tarz durumda neler yapılması gerekir? Uzuv kayıpları da çok önemli konulardan birisidir aslında. Güncel konularımızdan birisidir. Trafik kazaları olabiliyor, sakatlanma süreçleri olabiliyor. Yani bu kayıp süreçleri hastalar için aslında çok farklı bir psikolojik süreç başlangıcı oluyor. Çünkü aynı zamanda uzuv kaybının yanında işlerini de kaybeden birçok danışan olabiliyor. Gelecek kaygısı, aynı zamanda eşleriyle aile içi çatışma süreçleri başlayan danışanlarımız olabiliyor süreç içerisinde. Çünkü baktığımızda onların da beklenmedik bir anda yaşadıkları bir durum karşısında kayıp oluşuyor ve bunları müdahale edemedikleri için o korku, ölüm korku, yani çoğu danışanımın genel cevapları ilk başta yaşadıklarında ölüm daha mı iyiydi sorusunu sorguluyorlar kendi içlerinde. Fakat süreç içerisinde neler yapabilirim, bu konuyu geliştirme adı altında nasıl ilerleyebilirim, işte fizyoterapi seanslarından sonra aynı zamanda motivasyonel süreçler, mental destek süreçlerinde tabii ki bu konuyu geride bırakıyoruz. Ama ilk başımıza geldiğinde evet o konu bize gerginlik ve kaygıyla geri dönüş yapıyor. Ve en önemlisi de dediğim gibi gelecek kaygısı ve işi kaybetmek süreci çok daha zorlaştıran sebeplerden, evet ağırlaştıran sebeplerden birisi. Çünkü travmatik bir süreç aynı zamanda. Örnek de vermek gerekirse. Destek alınması gereken süreç. Pardon. Örnek olarak da şunu verebiliriz aslında. Dans etmeyi çok seven bir genç kız dansçı olmak isteyebilir fakat ayağını kaybedebilir. Allah korusun tabii ki. Yine ressamlar da resim çizmeyi seven kişiler yine parmaklarını ya da elini kaybedebilir.
kaybetmesi onlar için gerçekten büyük bir travma aslında. Sizler neler söylemek istersiniz Şahap Bey? Şimdi iş kazalarında özellikle bahsettiğiniz gibi müthiş bir travma oluyor. Çünkü her ne kadar sosyal sigortası ve yasal mükellefiyetleri yatan bir kişi iş kazasına uğradığı zaman mali emekli olabiliyorsa çıkacak kuru raporundaki iş gücü, iş göremezlik kaybına bağlı olarak ne yaparsanız yapın o kişinin çalışır halde, daha doğrusu uzvunu kaybetmemiş haldeki geliriyle yaşadığı travmadan, yaşadığı kazadan veya uzuv kaybından sonraki geliri asla aynı olamıyor. Hem psikolojik olarak darbe yiyor kişi, hem ekonomik olarak darbe yiyor. Bu da her iki yönden de baskı altına alıyor ve bu süreçlerin boşanmaları tetiklediğini, psikolojik sıkıntılar yarattığını, sosyal gerilim yarattığını maalesef tecrübe ederek görüyoruz. Bir anlık bir olayla hayatı insanın tamamen değişiyor, tamamen tabiri caizse çökebiliyor. Geçtiğimiz programda mindfulness'ten bahsetmiştik aslında. Bu tarz tedavilerde kullanılıyor mu ve ne olduğunu da açıklayalım çünkü daha önce programı izleyenlerimiz için. Mindfulness aslında Türkçe karşılığı anda kalabilmek, bilinçli farkındalık olarak da geçiyor. Aslında Türkçe'ye çevrilmiş durumda kendisi. Mindfulness'a baktığımızda deneyimleyebilmek çok önemli. Anda kaldığımız anın farkındalığıyla ilerleyebilmek. İşte yediğimiz bir yemeğin tadını, lezzetini fark ederek yiyebilmek ya da araba kullanırken etrafımızdaki her şeye dikkat ederek gidebilmek, sürebilmek çok önemli. En basit dişimizi fırçalarken bile kaç dakika fırçalıyoruz? Hani yetişkinlerin fırçalama süresi vardır. Hani bunu farkında olarak fırçalayabilmek bizim için önemli. Yani çünkü baktığımızda her şeyi çok hızlı yapıyoruz. Hızlı yemek yiyoruz, hızlı araba kullanıyoruz. Aslında hiçbir şey fark etmiyoruz. Anı yaşayamıyoruz, kaçırıyoruz anladığım kadarıyla. Evet, mesela yaşadığımız bir üzüntü, bir kayıp, bir süreç sonrasında bile geri ana gelmemiz, evet yavaş yavaş bunu kontrol altına alıyoruz ama bu süreçte bile o duyguyu bile hemen yaşamak istemiyoruz. O yası tutmadan hemen hızlıca gülebilmek için uğraşıyoruz. Peki sizce o yası tutmak önemli mi? Tabii ki herkesin yaşadığı süreç çok hani maddi manevi süreç çok farklıdır ve bu süreci, bu duyguyu tatmak, bu duyguyu yaşamak aslında kişiyi hem nasıl diyeyim acı pişirir derler aslında baktığımızda. Güçlendirir. Tabii ki tecrübedir. Yani ben o duyguyu yaşamadan her seferinde atlarsam başka bir duyguda o duyguyu tatmaya çalışabilirim. O duyguyu dengeleyebilmek için başka duyguyla eşleştirebilirim. Belki duygunun farkındalığı olmayabilir. Travmalarla yanlış seçimler yapabiliriz bu duyguların. Tabii ki duygu regülasyonu problemlerimiz bizim burada başlar aslında baktığımızda. Mindfulness ise bizim deneyimleyerek anda kalabilmek. Yani bununla ilgili çalışmalarda bile tabii ki de kişilere verilen yönergelerde anda kalmaya çalışırken aynı zamanda nefes çalışmaları da yapılır bu çalışmaların yanında. Ki ben aynı zamanda sporcularla da bunu çok aktif olarak çalışmaktayım. Bu süre zarfında kişiyi anda tutabilmek çok önemli. Bunun yanında evet rahatsızlık süreçlerimiz, kronik rahatsızlıklarda da aynı şekilde mindfulness çalışmaları verimli geçebiliyor. Kişi çünkü sürecini atladıktan sonra nefes çalışmalarıyla destekte, anda nasıl kalabilirim? Bu süreç nasıl oluyor? Nasıl ilerliyor? Kişiyle tabii ki klinik görüşmeler, anamnez alındıktan sonra süreçte destekleyici oluyoruz. Ki hastanın yani danışanın da buna geri dönüş vermesi gerekiyor. Yani evet mindfulness uygulayacağız diye bir şey yok. Evet bunu aktarırız, kişi bunu kabul ettiği sürece destekleyebiliriz. Bu süreçte anda kalma çalışmaları yapılabilir. Yani benim de küçük küçük verdiğim ödevler olabiliyor bu süreçte. En basit diş fırçalama ödevini çok fazla veririm ben. İşte sağ elle sol elle fırçalamak, anda kalmaya çalışmak, aynı zamanda bedenin farkındalığını hissetmek, bedenin diğer sol eline karşı diyelim sağ eline fırçalayan bir danışansa sol ele karşı verdiği tepkimeyi hissetmek, bunun farkındalığını görmek kişi için de aslında hayata tutunmak ve motivasyonel sürecinde de destekleyici oluyor. Yani o yüzden mindfulness'u ben açıkçası seanslarımda çok fazla kullanırım. Hem sporcu hem de bireysel çift terapistlerine de. İlişkilerde çok önemli değil mi bu durum? Onu da biraz açabilir miyiz lütfen ilişkilerdeki durumu? Tabii ki ilişkilerde de önemli. Fakat erkekler açısından bakarsak çok fazla mindfulness konusunda nasıl diyeyim birazcık ön yargılı olabiliyoruz süreç içerisinde. O yüzden deneyimlemek daha iyi geliyor
erkek danışanlarımızda özellikle. Kadın danışanlarımız daha duygusal olduğu için evet, sürece hemen adapte olmak, hani süreci atlatmak, evet bunu deneyimlemek istiyorlar. Ama çift olarak geldiklerinde iki tarafın da istemesi, birlikte hareket etmeleri çok da önemli bizim için. Bu şekilde egzersizler verilebiliyor, ev ödevleri verilebiliyor. Hem çiftler arası daha çok yapıcı, yeni beceriler geliştirici, iletişim becerileri geliştirici de oluyor süreç içerisinde. Evet Şahap Bey, sizler ne söylemek istersiniz? İlişkiler anlamında? İlişkiler anlamında sıkıntı, empati ve tarafların tolerans seviyelerinin yüksek olması. Günümüzde maalesef güncel hayatın getirdiği stresle, yaşanan sıkıntılarla, iş yerindeki stresle, sıkıntılarla, periferik ailede yaşanan sıkıntılarla ilişkiler dalgalı seyirler izleyebiliyor. Bugün boşanma davalarına baktığımız zaman birçoğunun aslında tarafların birbirlerini anlama yetisini kaybetmesinden dolayı doğan sebepler olduğunu görüyoruz. Özellikle taraflar birbirlerini dinlemeyi bıraktıktan sonra tamamen kendi kafalarında simülasyonlar yaşayarak bunu çatışmalara döküyorlar ve en sonunda iletişim koptuğu için de zaten evlilik müessesesi de sona eriyor. Sadece evlilik müessesesinin taraflar arasında sona ermesi belli süreçlerle çözümlenebiliyor, hasarı daha az oluyor. Ama eğer ortada çocuklar varsa, çocuk varsa veyahut da bu süreçte taraflar arasındaki iletişim eksikliği veya kopukluğu çocukların hayatını etkiliyor, birebir etkiliyor. Biz bu bireyleri daha sonra toplum içerisinde bu tür süreçlerden etkilenmiş, bazı hususlarda daha yatkın ve çok daha zarar görmeye açık bireyler olarak görüyoruz. Ülkemizde maalesef özellikle psikolojik destek almak hala daha tabiri caizse ayıp olarak görülüyor. Halbuki bugün güncel yaşamın bir parçası olan stresle mücadelenin bütün dünyada kabul gören metodu psikolojik destek almak veya psikoloğa danışmak. Bu kişinin ihtiyacına göre senede bir de olabilir, iki senede bir de olabilir, haftada bir de olabilir. Tamamen bireyin yaşadığı döngülere, süreçlere bağlı olarak. Ama bu hususta mahalle baskısı da özellikle negatif etki yaptığı için bireyler arası ilişkilerde, gerek sosyal çevrede, gerekse ilişkiler bazında büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Dış etkenler çok etkili değil mi Gözde Hanım? Yani dıştan mahalle baskısı dediği Şahap Bey çok güzel bir noktaya değindi aslında. Bazen arkadaşlar olabilir bu kişiler, bazen aile olabilir. Dış etkenler aslında bu ilişkileri zedelemede önemli bir faktör değil mi? Sizce aslında nasıl? Biz bunlara toksik arkadaş, toksik işte sevgili ya da karı koca eştir diyebiliyoruz baktığımızda. Toksik tam olarak ne demek? Yani açabilir miyiz? Baktığımızda evet, bu mobbinge maruz kalmak diye de özetleyebiliriz süreç içerisinde. Sürekli ayıplanma, aşağılanma, yani kişinin kendi olması dışında yaptığı her şeyle ilgili bir tabiri caizse bir kulp bulmaya da gelişebiliyor bu süreç. Dediği gibi Şahap Bey'in iletişim eksikliği sürecinde zaten çiftler kendi aralarında kurguya geçiş yapabiliyorlar. Kendileri düşün, yani konuşmadıkları için hani bir önceki olayda kalabiliyorlar. Yine anda kalmıyorlar baktığımızda. Yani süreci değerlendirmiyorlar. Oturup bir konuşma, bu konuda bir beceri geliştirme ya da konuyu konuştuk yapamıyoruz. Evet, bunu daha sonra erteleyeyim demek yerine tartışmaya da daha açık olabiliyor böyle konular. Bu süreçte tabii ki de yıpratıcı oluyor çiftler arasında. Evet, dediği gibi çocuk da varsa bu süreci etkileyen bir unsur oluyor baktığımızda. Tabii en etkilenen de evli çiftlerde, çoluğu çocuğu olan çiftlerde ise çocuklar oluyor süreç içerisinde. Evet, ayrılıktan tabii, buyurun Şahap Bey. Özellikle periferikte, yani çiftlerde değil de çiftlerin yakın çevresinde olan kişilerin özellikle kendi yapamadıkları, kendi hayatlarında yapamadıkları şeyleri yakınları üzerinden empoze ettirme veyahut da onlara telkinle
onları yönlendirerek empoze ettirme şeklinde bir böyle kendi kendilerini tatmin etme süreci de olabiliyor. Ben bunu yapamadım, çocuğum yapsın. Aynen işte, öyle. Baleye çocuğum yapmasın gibi. Veya arkadaşım yapsın veya şey yapsın. Dolayısıyla ikili ilişkilerde üçüncü şahısların da entegre olduğunu, üçüncü şahısların kişisel sıkıntılarının, ego tatminlerinin vesairelerin de devreye girerek kendi yaşamlarında belki başaramadıkları veyahut da eksikliğini hissettikleri şeyleri bir ego tatmin aracı olarak yakınlarındaki kişi üstünden çözmeye çalışmaları veyahut da onları kontrol ederek kendilerini tatmin etme çalışmaları oluyor. Bu da tabii süreçleri çok daha içinden çıkılmaz hale getiriyor. Yıpratıcı oluyor. Tabii. Değil mi? Yani insan sosyal varlıktır çünkü. Dışarıdaki bir kişinin söylediği kelimelere biz istem dışı takılı kalabiliyoruz yani. Dışarıdan biri olmasa bile akrabamız, ev içerisinde birinin söylediği ya da bir babanın çocuğuna sen yapamazsın zaten söylemesi, kelimesi bile bize yetiyor. O yüzden o üçüncülerin eklenmesi, dışarıdaki kişilerin eklenmesi çok normal bir süreç olmaya başladı. Yani gündemimizde, toplumumuzda. Tabii ki herkes kendi önüne bakarak, biraz takkeyi önüne alarak derler ya tabiri caizse o sürece baksa aslında bu kadar etkilenmeyeceğiz ve en azından bu kadar negatif bir süreç yaşamayacağız diye düşünüyorum. Örneğin boşanmalarda en çok rastladığımız olay taraflardan bir tanesinin arkadaşının veya aile bireylerinden birisinin onu mu çekeceksin, boşan gitsin veyahut da bunu böyle yapmazsa boşa gitsin gibi telkinler vererek ama dönüp baktığınızda o kişinin kendi evliliğinde veya kendi aile yaşamında son derece pasif veyahut da son derece farklı bir seyri olmasına rağmen karşı tarafa, yakınına, aile bireyine veya arkadaşına çok daha farklı bir telkinle kendi yapamadığını karşı tarafa yaptırma metodunu tercih ettiğini görebiliyoruz. Evet. Ve bu da boşanmalarda çok büyük süje olarak karşımıza çıkıyor. Kıbrıs'ta. Söylediklerinizden zaten anladığım kadarıyla halk olarak yorum yapmayı, psikolog olmayı aslında kendimize görev ediniyoruz. Uzmanlık sahası olarak görüyoruz. Destek alınması daha doğru böyle konularda. Evet. Çünkü zaten seansa gelen birçok danışanımın da ilk cümlesi dışarıdan birini anlatacağım. En azından tarafsız birini anlatmak daha iyi mantığıyla da gelen kişiler, bilinçlenenler de olabiliyor ki pandemi sürecinde aslında ben oturdum bunları düşündüm. Evet, bu konularda bir problemim var. En azından bir destek alayım. Neymiş bu problemim diyerek gelen aslında farkındalık da oluşan kişiler de olmaya başladı. Üçüncü tekillere evet aktarmaktansa bu şekilde destek almak çok çok daha sağlıklı olacaktır ki hem mahremiyeti korumak adına da çok doğru olacaktır. Örneğin ziyarete gelen teyzelere, amcalara, halalara, komşulara kahve muhabbeti esnasında danışmak yerine bir uzmana danışılırsa çok daha isabetli kararlar alınabiliyor. Şunu merak ediyorum aslında. Psikolog kişiler çocukları problem yaşadığı zaman farklı bir psikoloğa gitmesini mi önerir yoksa bir anne olarak ilgilenebilir mi? Çünkü sonuçta siz de bir insansınız. Hani duygusal olarak bir şeyler hissedebilirsiniz. İlişkisinde belki objektif olamayabilirsiniz. Hı hı. Bu noktada neler söylemek istersiniz? Ya, emin olun bu kadar bilgi varken ki süreçte bile bebeklik sürecinde yaşanılan bir problemde tabii ki de bir gelişim psikoloğuna danışılabilir süreç içerisinde. Aynı zamanda ergenlik sürecinde bir problem yaşarsa anne kendi bildikleriyle tabii ki de sınırlar koyup ergenlik sürecini atlatmak için ona rahatlık, konforluk alanı oluşturabilir tabii. Ama yine psikoloğa yönlendirmesi gerekiyorsa başka birine yönlendirmesi daha doğru olacaktır. Çünkü onu anne olarak görüyordur ve orada zaten her şey biter. Duygusal. Zaten çocuk için de aynı şekilde. Bilgi körlüğü diye bir tanım var. Siz bir konuda uzman olabilirsiniz ama birinci derecede de yakınınızla alakalı bir husus olduğu zaman siz o olayı objektif değerlendirmede çok büyük sıkıntı yaşayacağınız için aslında isabetli karar verememe ihtimaliniz yüksek olur. Ondan dolayı bu tür hususlarda benim bildiğim psikologların etik ilkelerinde de var. Bir kişiyle belli bir tanışıklığınız varsa, belli bir hukukunuz varsa o kişiyi siz psikolog olarak kabul edemiyorsunuz, danışan olarak kabul edemiyorsunuz. Çünkü sürecin içerisine dahil olduğunuz için dışarıda durup
objektif yorumlama şansınız kalmıyor. Sağlıklı yorum yapılamaz, sağlıklı yönlendirme olamayabilir anladığım kadarıyla. Peki şundan da bahsedelim istiyorum. Ayrılık yaşadık. Sadece ilişkilerde değil tabii bu durum ama hemen bir duygusal yeme veya aç kalma aslında. Evet. Kişiye göre değişiyor bu durum. Duygusal yeme nedir? Aslında Freudian bakış açısıyla baktığımızda biz ele alırsak çocukluğumuza dayandığı da yani geçmişteki kanıtlara bakılırsa doğru gözlemliyoruz. Çünkü bebek ağladığında biz ilk önce ne yapıyoruz anne olarak? Direkt bir meme uzatıyoruz. Aslında orada bir doyuma ulaştırıyoruz. Belki o anda ağlama sebebi farklı olabiliyor ama demek ki karnı acıktı diyoruz ve orayla eşleştiriyoruz. Aslında biz yetişkin halimize geldiğimizde de ilkel haz zaten o şekilde başlıyor. Ve yetişkin halimize geldiğimizde de çocukluk sürecimize baktığımızda da bir duygusal bir problem yaşadığımızda ya da duygu regülasyonuyla ilgili bir problem yaşadığımızda bir buzdolabı açma heyecanı ya da acaba bir yemek mi yesem durumuna düşebiliyoruz. Orada sormamız gereken soru kendimize acaba ben cidden aç mıyım, acıktım mı? Yoksa ruhen olarak neyi doyurmam gerekiyor? Neye eksikliğim var? Baktığımızda ayrılan çiftlerde çok fazla gördüğümüz bir şeydir. Çikolataya hemen sarılan kadınları çok fazla görürüz süreç içerisinde. Filmlerde bile izliyoruz aslında. Bence çikolata evrenseldir. Muhtemelen. Tatlıya sarılma isteği. Çünkü kortizol oranı, serotonin hormonunu yükseltmek istiyoruz ki aynı zamanda biraz mutlu olalım sürecine geçiyoruz. Duygusal yeme bu süreçte başlıyor. Bizim ilk önce sormamız gereken kendimize biz şu an ne istiyoruz, neye ihtiyacımız var ya da neyi kapatmaya çalışıyoruz? Aslında onu fark ettiğimizde bizim bu konuda bir destek almaya da ihtiyacımız olabiliyor. Çünkü duygusal yemenin hedonik açlıkla da etkisi var ve bir süre sonra bu obeziteye rahatsızlanmaya da dönüş yapabiliyor. Ciddi hastalıklara sebep olabiliyor. Tabii ki süreç kontrolü de yapılması gerekiyor. Çünkü sürekli bir buzdolabı açma, yani emin olun çoğumuz yapmışızdır bazen kafamız dağıldığında buzdolabını açıp bakıp yani hiçbir şey almadan geri kapatmış olduğumuz da söylenilebilir ki bunu kendim de açıkçası yapmış olduğum zaman da oldu. Kesinlikle. Stres dönemi mesela sınava gireceksin, streslisin. Hı hı. Bir şekilde hani o stresini gidermek istiyorsun. Sürekli kendini yemeğe verebilirsin mesela. Sınav kaygısı olan çocuklarda ki yani çok fazla görülendir. Ya da anneler bir meyve tabağı getirir yanlarına. Hani çok i̇şte enerji çayını, harcıyorsun. Çorbasını hemen yanına getirir ki hani hani madem kaygılısın gelemiyorsun yemeği oradan ya zaten çocuk orada bir rahatlamaya başlar. Kaygısı pekişir bir müddet daha sonra yine desteklenir. Bu süreç içerisinde tabii destek alınması çok daha doğrudur. Çünkü bu kaygıdan sonra anksiyeteye dönüştükten sonra majör depresyon süreci de oluşturabiliyor. Özellikle sınav kaygısı ergenlik sürecinin çocuklarında. Çünkü panik atakla da çok gelen oluyor bana danışan bu süreçte. Bu sınav kaygısı minimalist olarak başlarken daha sonralarında bu nefes alamama, kalp çarpıntısı, bayılma, kusmaya da dönebiliyor. Yine her türlü destek alınması gereken konu başlıklarımız oluyor. Yani her şeyin aslında fazlası zarar kelimesi çok doğru olsa gerek. Her şey kararında. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Peki, neden davranışları değiştirmek için bedene odaklanmalıyız? Bir araştırmalarda böyle yazıyordu. Bunun sebebi nedir? Aslında beynin beden komuta merkezi olmasıyla da başlıyor bu süreç. Aynı zamanda vagal sinirlerimizin %80'inin bizim bedenimizden iç organlarımıza, aynı zamanda beynimize aktarması, %20'sinin de beyinden bedenimize aktarmasıyla oluyor. Yani süreç içerisine baktığımızda biz güvenli hissettiğimiz anlarda, yani kendimizi konforlu hissettiğimiz anlarda daha çok farkındalığımız yüksek olur ya da odaklanmamız yüksek olur. O yüzden süreç içerisinde nelere yardımcı olabiliriz, ne yapabiliriz, beden aslında rahat olduğu anlarda karar verebiliyor. O yüzden sabah onlarda toplantı saati koyarlar, 11-12'den sonra koymazlar ki onlar çok önemlidir. Bedenin uykuya geçtiği, rahatladığı süreçlerde geri dönüşler yapılması her zaman daha sağlıklıdır. Peki bu konuda neler yardımcı olabilir? Molalar verebiliriz, mental molalar. Topraklanma çalışmaları yapabiliriz, fiziksel hareket halinde olabiliriz. Sosyalleşme, aile bağları, aynı zamanda arkadaş aktivitelerini arttırabiliriz. O yüzden bedeni ne kadar biz rahatlatırsak beyin aslında o kadar rahat bir şekilde geri dönüşler bize verecektir. Baktığımızda strese girdiğimizde depresyon sürecimiz, kaygılanmamız yani geri dönüşlerimiz de somatizasyon olarak farkındalığımız olmadan verdiğimiz cevaplar oluşabiliyor. Beden rahat olmadığında ama bedenimizi rahatlattığımızda beynimiz daha
konforlu ve doğru olan kararı verebiliyor. Bedenimizi o zaman rahatlatmamız gerçekten önemli. Gece 2'den sonra genelde karar almayın, doğru karar değildir derler. Bilimsel biraz açıklaması şu anlık yok ama araştırmalarda da var konu başlığı olarak. Doğru olsa gerek çünkü o sırada beyin farklı bir aktivizasyon oluşturabiliyor. Evet. Son dakikalardayız. Şahap Bey, size döneceğim artık. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim. Gerçekten eminim özellikle kanser hastaları, Down sendromlu çocukları olan aileler çok yararlanmıştır bu bilgilerden diye düşünüyorum. Evet, Şahap Bey, son dakikalardayız. Neler söylemek istersiniz? Evet, özellikle kişiler arasında iletişim toplumda, toplumsal barış açısından özellikle son derece önemli bir şey. Bu çerçevede hukuki ihtilaflarda da baktığımız zaman hemen hemen hepsindeki ortak nokta taraflar arasındaki iletişimin kaybolması veya kopması ya da yanlış anlaşma olması. Bu bir ticari uyuşmazlıkta da aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Bir aile uyuşmazlığında da aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Ceza davalarında zaten büyük oranda yanlış anlaşmalar veyahut da iletişimsizliğin şiddet boyutuna dönmesiyle karşımıza çıkıyor. Buradan da göreceğimiz üzere iletişim toplumda hayatın vazgeçilmez bir unsuru. Bizim sağlıklı iletişim kurabilmemiz için hem psikolojik destek hem hukuki destek almamız lazım. Ama ülkemizde maalesef hukuki destek konusunda tanıdıklar veyahut da belli meslek grupları arzuhalci gibi sözleşmeler yapıyorlar, kira kontratları yapıyorlar vesaireler. O bir taraftan mahalledeki komşularımız veyahut da belli tırnak içinde akil kişiler verdikleri engin deneyimlerine bağlı verdikleri görüşlerle olayları tamamen kaosa sürükleyebiliyorlar. O yüzden her şeyin uzmanına danışılması lazım. Örneğin bir hastanın, hasta hakları yasamız var, hasta hakları hukukumuz var. Bir hastanın kendisine uygulanacak tedaviyi öğrenme, yan etkilerini öğrenme ve bunun analizini yaparak operasyon yapılacaksa operasyon, uygulanacak tedavi arasında birden fazla metot varsa hangisini seçebileceğine karar verme en doğal hakkı. Bu konuda özellikle yurt dışında malpractice davalar dediğimiz çok önemli, çok yüksek montanlı davalar da oluyor. Doktorların hastalarına bilgi vermesi veyahut da tam bilgi vermesi hayati önem taşıyor. Daha sonra doktorun da sorumluluk altına girmemesi için bunda Türkiye'de özel hastanelerde ya da bizim buradaki özel hastanelerimizde aydınlatılmış onam formu dedikleri sayfalarca evrak gelir. Bir işlem yaptıracağınızda size onu imzalatırlar. Bunun sebebi de işte hastanın bilgilendirildiği, doktorun tüm izahatları üzerine kendi rızasıyla bu tedaviyi yapmayı kabul ettiği yönünde evrak oluşturup ileride olası bir malpractice davasında savunma olarak ortaya koyabilmesidir. Tüm bunlardan da göreceğimiz üzere her işi uzmanına danışmamız lazım. Uzmanına danıştığımız zaman o zaman minimum hatayla minimum zararla atlatırız. O zaman diyelim ki uzmanlara danışmadan hareket etmeyelim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Şahap Bey, size de. Biz teşekkür ederiz konuk ettiğiniz için. Evet sevgili izleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte, yani saat 20'de sizlerle olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Necla Cem Kızıl, grafik tasarım mezunuyum. Yaklaşık 12 yıldır bu mesleğin içindeyim. Aktif olarak çalışıyorum. Son 3 yılda kendi geri dönüşüm tohumlu kağıt atölyemi kurdum. Tohumlu kağıtlarla çalışıyorum.
geri dönüşüm kağıtlar her zaman ilgili odağım oldu. İşim gereği her gün kağıt çeşitleri, kağıt gramajlarıyla ve baskı teknikleriyle uğraştım. Şu an kağıtları nasıl geri dönüştürebileceğim, geri dönüşümle nasıl yeni bir kağıt üretebileceğim üzerine çalışıyorum. Yaptığım kağıtlar hazırlanma aşamasında içerisinde tohum eklenerek geri dönüşüm temelinde tekrar toprağa ekildiğinde yeşerebilen kağıtlardır. Çevreci bir çalışmadır. Hem kağıtların tekrar kullanılması hem de ekildiğinde çiçek açmasıyla hem KKDC için kağıtların geri dönüştürülmesiyle hem de çocuklar ve çiçek tohumu kağıdı ekenler için çiçek yetiştirilmesi ve bu süreci takip etmeleriyle önemli bir çalışmadır. Yurt dışında bu konuda yapılan çok çalışma vardı. Sürekli takip halindeydim ama adada bunu henüz yapan yok. Yaklaşık 3 yıl önce başladığımda bayağı zorlu bir süreç oldu. İçerisinde kullanacağım tohumlar, kağıdın kuruma derecesi, kuruma ıslaklığı, kağıt kalınlığı. Hepsi için tek tek ayrıca zaman ayırarak çalışmam gerekti. Çok kez yanıldım. Çok kez kağıt kurumadan tohumum yeşerdi. Ama şu an nasıl yapacağımı, nasıl üretebileceğimi, tohumun kağıt içerisinde ne kadar süre içerisinde dayanıklı kalabileceğini, suyun nasıl kaldığını, tohumu bozmayacağını öğrendim. Deneyerek, yanılarak şu an toplu bir şekilde kağıt üretebiliyorum. Yurt dışına giden birçok işim oldu. Lefkoşa Türk Belediyesi ile çalıştık. Onlarla çevre festivallerine birlikte katıldık. Hazırladığım tohumlu kağıtlar içerisine koyduğumuz Kıbrıs'ın en sevilen çiçeği feslikanla yurt dışında Kadıköy'de ekilerek feslikan yetiştirilmesini sağladık. Aynı zamanda feslikan şarkımızı da öne çıkardık. Bu da aynı zamanda ülkemiz için de artı bir değer olduğunu düşünürüm. Onun dışında birçok banka, kurum ve kuruluşla çalıştım. Birçok doğum gününde çocukların verebileceği, arkadaşına verdiğinde ekip yeşerip birlikte konuşabilecekleri bir ün oldu. Zaten tasarım işinde olduğum için hep kullandığım kağıtların atılması, fireleri hep gözüme batardı. Bu yüzden kağıtlarla direkt geri dönüştürmeden kendim sanatsal bir şeyler üretmeye çalıştım. Lambalar ve tablolar ürettim. Bunun yanında kağıtları tekrar neden sıfırdan dönüştürmeyeyim, neden onu tekrardan yeni bir kağıt haline getirmeyeyim diye soru sorduğum zaman işte o zaman da tohumlu kağıtlar devreye girdi. Hello, and on today's Discovering North Cyprus, we are at Gine, and we are at the Carib Store and Cyprus House. Sit back and enjoy. The Carib Store and Cyprus House. These cut stone flat roof structured harbour buildings seen in the historic fabric of the Kyrenia Harbour today were the first purpose-built warehouses for shipping during the Venetian period, 15th century. In these buildings, which were currently used as hotels, restaurants and bars, it is known that since the Middle Ages, besides mainly storing carob to export to Europe and Anatolia, products like cotton, timber, olive oil, salt and wine were also traded.
during the British colonial period after 1880 as an attempt to expand, a breakwater and a single-story custom house have been built to the harbour, which had an important position in the export of carob and salt. Then a second floor was added to the building in 1914, giving its final shape today. The museum building we are currently in has been donated in the 1960s by a Scottish woman named Lady Margaret Locke, and since then continues to function as a museum reflecting the culture of Cyprus. In 2010, it had been renovated and its exhibits were renewed. Entrance from the port side is just like a typical carob warehouse. Agricultural tools like olive oil press, wooden plow, loom, jars, and threshing sled are exhibited in this section. The upper floor is a very good example of Cyprus houses still used from the 18th century. In this floor, two rooms were arranged as kitchen, living area, and a bedroom. A film picturing life in Cyprus recorded in the 1930s is also screened in the upper floor. That's all we have time for on Discovering North Cyprus. Take care and bye-bye. Covid-19'la mücadelede evde kalmanın önemi. Evde kalmak, Covid-19 gibi solunum yoluyla bulaşan hastalıklarda enfeksiyon zincirini kırmak için en önemli önlemlerin başında geliyor. Sosyal mesafelenme ile virüsün yayılma hızı azalır. 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanların virüsü taşıyanlarla teması azalacağı için ölüm sayısı azalır. Evde kalarak kendimizi ve ailemizi de hastalıktan korumuş oluruz. Eğer virüsü taşıyorsak ya da hastaysak başka kişilere bulaştırmayız. Salgın hızı yavaşlar. Sağlık sisteminin ve sağlık çalışanlarının üzerindeki yük mümkün olduğunca azalır. Sağlık personelinin hastalığa yakalanma riski azalır. Ülkenin sağlık sisteminin kapasitesi aşılmamış olur. Salgının daha kontrollü olması, ülke ekonomisinin göreceği zararı da azaltır. Tedavi ve aşı geliştirme çalışmalarına zaman kazandırılmış olur. Filiz filiz harelendim dağlara uymak için. Kan gölünde kurulandım hayatı duymak için. Kavgalara kuyulandım sabaha varmak için. Kavgalara kuyulandım sabaha varmak için. Katarlar gelir geçer bir geceden bir geceye. Yüreğim yara yara yankılanır bin acıya. Gün olur ufalanır
karanlıklar bin parçaya. Gün olur şafaklanır, karanlıklar bin parçaya. Denizlerde dalgalandım, taşları oymak için. Doruklara sevdalandım, ışığa doymak için. Irmaklarda durulandım, dağları duymak için. Irmaklarda durulandım, dağları duymak için. Şarkılar gelir geçer, bir heceden bir hece. Yüreğim yara yara, iz bırakır bin acıya. Gün olur ufalanır, karanlıklar bin parçaya. Gün olur ufalanır, karanlıklar bin parçaya. Yepyeni bir program, yeni bir salı günü ve bugünkü konuğumuz uzun zamandır buralarda görmediğimiz, yoğun işlerinden dolayı benim de en son 5-6 yıl önce konuk ettiğim çok önemli bir isim. Arda Gündüz bugün bizimle olacak. Hoş geldiniz bu güzel öğlen programımıza. Sevgili Arda, sen de hoş geldin. Abi hoş bulduk. Güzel bir parçaya girdin. Evet, Ahmet Kaya şarkısı, türküsüyle girdik. Doruklara sevdalandım. Evet, Arda Gündüz 2 yıldır pandemi sürecinde neler yaptı, nelerle uğraştı? Biraz anlatır mısın kendini? Abi işte genç yaşta saçımızı beyaz ettik pandemi sürecinde. Sinirlerimiz bozuldu. Bekledik. Yaptığımız başka bir şey olamadı maalesef. Hep beklemeyle geçti. Hep beklemeyle geçti. Ondan sonra tabii bir de çıkışındaki pandeminin, işte pandemi sürecinin bu sonuna geldiğimiz zamanlarda artık bir de bundan sonrası vardı bizim için. Ki boş beklediğimiz zamanların bir ceremesi olacaktı. Çünkü hazır para yedik. Bilmem ne yaptı. İşte hazır para yedik ya. Olan biteni de bitirdik. Ondan sonra işte işletmelerimizi nasıl açacağımız falan dertleri falan. Abi sen falanlar. Aynı zamanda yani hem müzisyen ayağındasın işin, hem de işletmeci ayağındasın. Tabii. Yani müzik sektörü de yani barlar, eğlence merkezleri bayağı bir felaket etkilendi. Oldu. Tabii. Sen iki yönde. Her taraftan darbelendim ben. Ben 3-4 türlü darbelendim. Olsun. Yani demek ki bir şeyle sınandık bir şekilde. Anlamadım ama bir şeyle sınandık ama. Sence insanlarımız biraz fark etti mi dünyanın, hayatın ne olduğunu aslında? Yok abi, hiç değişen bir şey yoktur. Daha da kötü oldu. Daha da bencilleşti insanlar. Daha da tuhaflaştı ve dünya gitgide daha kötüye gitmekte maalesef. Her şey çok hızlı bir şekilde evrilmektedir. Yani her şey değişmektedir. Yani bu kapatma da bize fayda etmedi. Etmedi tabii, akıllanacağımıza. Zizek çok güzel söyledi. Yani bir şey anlatmaya çalışır bize dünya falan diye. Ama yok, biz gene bir şey anlamadık maalesef ve daha da kötüye götürüyoruz dünyayı. İnsanlar zaten gitgide kötüleşti.